Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. 6 Mart Cuma günü piyasalarda neler oldu? Dünya genelinde piyasalar koronavirüse teslim oluyor. Rusya OPEC ilin günlük 1,5 milyon varillik ek petrol kesintisi teklifini kabul etmediğinden ham petrol liderliği ele alıyor. Amerika Birleşik Devletleri iş gücü piyasasının Şubat raporu açıklanacak ve ancak piyasanın dikkati dünya ekonomisine nasıl zarar vereceği beklenen virüste. Oldukça bu veriler göz ardı edilebilir. Ayrıca Hindistan'ın en büyük dördüncü bankası da çöktü. İlk olarak Rusya'nın OPEC kesintisine niyet yani hayır dedi ve petrol alt üst oldu. Rusya OPEC'in 1,5 milyon varillik ek üretim kesintisi teklifini desteklemeye reddettikten sonra ham petrol vadeli işlemleri altüst oldu. OPEC, küresel petrol piyasasını dengeye kavuşturmanın umutsuzluğu ile Perşembe günü teklifi onayladı. Koronavirüs salgını nedeniyle talep ilk çeyrekte düştü ve şimdi majör kuruluşlar tüm yıl boyunca talepte hiç büyüme beklemiyor. Bazı kaynaklara atıfta yapılarak Rusya'nın sadece mevcut üretim kesintisi anlaşmasını uzatmayı kabul etmeyeceğini bildirdi ve talebi desteklemek için dünya çapındaki hükümetler tarafından mali tedbirler alınmaya devam edebileceğini iddia etti. Daha önce 47.02 dolara kadar gerileyen Brent petrol vadeli işlemleri %4.4 kayıp ile 47.74 dolara düştü. Amerika Birleşik Devletleri vadeli işlemleri de %4'te düşüşle 43.84 dolardan işlem gördü. Tahvil verimleri rekol seviyelerde düştüğünden küresel hisse senedi piyasalarındaki satışlar devam ediyor. Küresel piyasalardaki riskten kaçınmaya devam ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık hazine veriminin 23 puan düşüşle %0.70'e gerilemesine neden oldu. Avrupa hisseleri piyasa değerinde milyarlar kaybetti. Stok 600 %3.1 düşüşle 369.18'e gerilerken DAX %3 ve FITS 100 %2.8 düşüş yaşadı. 10 yıllık Almanya gösterge verimi yeniden toparlanmadan önce tüm zamanların düşük seviyesi olan %-0.74'e düştü. Asya piyasaları da bugün Asya piyasaları da büyük kayıplar gördü. Yen dolar karşısında kazanmaya devam ettiğinden Nikkei %2.7 kaybetti. Dolar yen ikilisi geri çekilmeden önce 7 ayın düşük seviyesi olan 105'e düştü. Diğer bir gelişmede Amerika Birleşik Devletleri piyasaları keskin düşüşlere hazırlanıyor. Perşembe günkü satışlarla dünyanın Geri kalanında yaşanan kayıpların başını çeken Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasaları cuma günü tersine dönme modunda değildi. Major 3 endekste de %2 üzerinde düşük açılacak gibi görünüyor. Dow Jones 30 sözleşmesi 586 puan düşerken Standard Poor's %2.6 ve Nasdaq %2.9 geriledi. Kayıplar Avrupa ve İran'da tespit edilen koronavirüs vakalarındaki büyük artışların yaşandığı bir ortamda gerçekleşti. Dünya çapında bildirilen vaka sayısı şimdi 99.000 üzerinde. Ölü sayısı ise 3.300'den fazla. Diğer bir gelişmemizde piyasalar virüs gelişmelerine odaklanmışken istihdam verileri önemsenmeyecek. Bu yakın tarihte en az ilgi çeken istihdam raporu oldu. İş gücü İstatistik Bürosu Amerika Birleşik Devletleri İşgücü Piyasasının Şubat ayındaki durumuna ilişkin güncelleme paylaşacak. Ancak gerçek şu ki piyasanın odağı koronavirüste ve dünyanın buna verdiği karşılıkta analistler tarım dışı istihdam büyümesinin Ocak ayındaki 225 binden 175 bine yavaşlamasını bekliyor. Ortalama saatlik kazançlar için beklenti ise yeniden. %0.3'e yükselmesi yönünde. Öte yandan Alman fabrika siparişlerinin yıla şiddetli bir başlangıç yapması da tespit edilen virüs vakalarında büyük artışlar raporlanan Avrupa'daki panik arasında kayboldu. Son bir gelişmemize ise Hindistan'ın 4. bankası çöküşte. Hindistan, düzenleyicilerinin ülkenin en büyük 4. bankasının Yes Bank kontrolünü ele almasının ardından Hindistan rupisi dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesi olan 74.075'e geriledi. Maliye Bakanı Nirmala, bankanın mevduat sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getireceğine söz verdi. Ancak yetkililer şu an için 700 dolardan daha azına eş değer iptallere sahipler. Haberler sınırlı sağlık sistemi ve özellikle kırsal bölgelerdeki su sanitasyonuna yani sağlık önlemlerine zayıf erişim göz önüne alındığında, Hindistan'ın koronavirüs salgınıyla başa çıkmak için donanımlı olmadığı endişelerin artmasına neden oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>